Mamuşum niye kalktın annen? Çişe mi kalktın yoksa? Mamuşun yeni tuvaleti. Azıcık yere yapmışsın ama hadi neyse affettik seni bebeksin. Hadi hastasın hadi. Hadi affettik. İyileşince? Oy mamuş oy. Çişini buraya yapmış. Hadi gel yat yerine artık. Ha kuzum. İyileşecek mi? İyileşecek benim kızım. Dayısıyla bakışıyor. Uzak dur annem dayıdan. O da zaten bünyesi zayıf. Gel. Ay yürüyemiyorsun. Al. Uzak dur anneciğim ondan sen. Gel. Kapatalım. Onlar bir şeyler yiyor. Tipe bak. Ayaklara bak. Efendim ilacımızı verdik. Sağ olsun komşumuz. Ramazan Bey getirdi. Şöyle bir ilaç sabah akşam verilecek. Bunu içine döküyorum. Ben yaş mamanın jölesine karıştırıp kaşıkla... Boylar vardı biliyorsunuz. Kazanı döşettiğim Mehmet Bey'de. İkinci el bir boylar vardı. Fakat ben onu topluyor demeyeceğimi söyledim. Havalar soğuyunca dedim ki. Yani 8.000 liraya mal oluyor. Montajıyla beraber. 2-2 ödesem olur mu dedim. Olur dedi. O zaman istediğiniz zaman montajını yapabilirsiniz dedim. O da şimdi geliyormuş. Saat kaç? 6 gibi falan herhalde şu anda. Şimdi montajı yapacak. Benim de... Çorbalıklarım bitmişti. Dursun Bey'e de gitmek istemiyordum sadece onun için. Kasabımı aradım, hazırladı. Sağ olsun o da onu da getirecek. Bir müddet mamuşun dibinde olacağım. Çorbalıklarımız da o gelince zaten diğer şeyleri idare ederiz. Buradan da temin etmeye çalışırım. İşte böyle arkadaşlar şimdilik iyiyiz. Mamuşa 3 gün verin. 3 gün sonra canlanacak inşallah. Bu fiple ilgili bu ilaç arkadaşım sürekli söylerdi kesin çözüm diye. Bir gün ihtiyacım oldu işte. Ev kedilerinde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sokaktakilerde tabii görüyorduk. Yani antibiyotikle tabii ki olmaz ama ona da devam edebilirsin dedi. Şansa bakın Allah aşkına. Kuzum hamur gibi oldu. Kül almaya da başlayacak dedi. Zaten işte. Cılızdı. En cılızımıza denk geldi. Bu da huzura kavuştu içeri girdiği için. Ne anladığını hiç bilmiyorum. Altın buraya gelmekten keyif alıyor. Dayısı ne yapıyorsun? Hastayı yağsız etme. Dayı. Ah dayı. Ah dayıyı buraya salarım da. Çöpü döküyor. Kapağını kapatsam gene döküyor. Çok fena. Sakar eşek yavrusu bu. Nereye girsek acaba? Hayır. Şımarık seni arkalara girecek. Mamuş uyumak istiyor. Hadi bırakın İlaç onu. İlaç geldi Şevval. İlk dozunu verdim. Ondan sonra karantinayı yapmama gerek yokmuş. Sadece geceleri onu ayrı odaya koy dedi. Kakasına bir başka kedi karıştırıp ağzına sürerse o zaman geçiyormuş fip. Onun dışında mamasının suyu vesairesi ortak kullanımda geçmiyor dedi. İlacı gönderdi işte. Daha devamını da gönderecek sonra kargoyla. Bunu kendisi acil gönderdi. 12 saatte bir bu verilecek. İşte mamuş 3 gün sonra kendisi beslenmeye başlarmış. Şşt yapma! Çocuğuma tebelleş oldu ya. Sanki onun sağlıklı günleri gibi pataküte girişiyor. Bak. Kız görüyor musun? Bunu buraya sokmamın bir anlamı yok. Çocuk zaten istemiyor onu. Ben şimdi bunu dışarı atıyorum. Eşek seni! Mamuş'a nasıl arkadaş oluyorsun? Sen ne yaptın?
yaptın? Bırak, bırak. Arkadaşlar bırak, şimdi boiler takılıyor. Boilerdi değil mi? Evet. Saat 7:30. Ne kadar erken o kadar iyi. Acilen takıyoruz. Gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Dün de buraya direk taktılar. 6 tane direk dikmişler. Ha. Köy o tarafı doğru genişliyor dermiş. Bu banyo ve mutfakta sıcak. Mutfakta da olacak değil mi? Evet. Evet, sıcak suya ulaşacağız. Yarın da pelet geliyor. Onu da yaptık mı? Normal yaşama döneceğiz herhalde bu şekilde yavaş yavaş. Tabii tüm gün mamuşla da uğraştık. Çok yoğun bir gündü. Beynim de yoruldu, bedenim de. Ulan gecikiyorsun ya. Ulan nasıl gecikiyor? Tamam mı? Burası geçmedi ya. Bizde ne yandı ya? He? Bir şey kokuyor da. Yanıyor şu anda açık diye herhalde. Tamam, yanıyor da. Bir şey değdim diye baktım da. Tohumuz geçti diye dedim. Evet. Bugünü nasıl anlatsam bilemem. Mamuş'un şu anda duruş pozisyonuyla günümüzü böyle geçirdiğimizi düşünmeniz beni üzer. İnanır mısınız? Çılgınca ve yorgunca bir gündü. Çok yoruldum. Beynen, fiziksel olarak her türlü yoruldum. Çünkü ben bu kış ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Çünkü şansı durdurmak çok zor. Şans ayrıca zor. Mahmure ayrıca zor ve diğerleri ayrıca zor. Ay inanır mısınız? Sanki böyle şeye döndüm bu. Haydut'un ilk geldiği zamanlar evden kaçmak istiyordum ya. Öyle bir güne denk geldim. Allah'tan bugünün en güzel yönü ilacın. Köye gelecek birisine denk gelmemiz ve ilacın hemen elimize ulaşması. Yoksa Mahmure'yi kaybederdik. Çünkü postayla gelecekti. 5-6 günde mümkün değil dediler. Tedaviye yetişmesi. Tabi bilinmezdi ama risk artardı. Arkadaşlar şans beni deli ediyor. Çok bağırıyor. Mahmure'yi buraya getirdim şimdi. İnanın her yerimi yara yaptı. Mahmure'ye yemek yedirmeye çalışıyorum. Ağzına verdiğim şeyi parmağımı bir ısırıyor biliyorsunuz. Bebekler jilet gibi ısırır. Gerçi hepsi ısırır da. Rahat koymuyor bak şimdi. Rahat hiç koymuyor. Saat 10'a yaklaşıyor. Boiler takıldı. Sıcak su, soğuk su. Bu tür şeyler kalktı. Daha doğrusu boiler ikinci eldi. 8.000 lira söylendi. Ben de hepsini veremeyeceğim için bekliyordum. Sonra bir teklifte bulundum. Ayda 2.000 lira olarak ödemeyi. Kabul edince istediğiniz ne zaman gelip takabilirsiniz dedim. O da Mehmet Bey de geldi taktı. Şans ayrıca değil. Kaçak ayrıca deli ediyor beni. Ben şuraya uzandığımda tepemde oluyor. Başkalarıyla kavga etmek için benim üzerimi kullanıyor. Bugün şikayet günüm olabilir mi? Çünkü çok yorgunum. Başka kime edebilirim? Size etmediğim. Ben bu kış bu kadar kediyi hayatımda ilk kez yaşayacağım tabii ki. Geçen sene yaşadım. Fakat geçen sene bir düzen yoktu. Bir de ev işi vesairesi yoktu. Her yere zaten şey götürüyordu. Şimdi bir de düzen var. Bir de temizlik sistemi var. Çok zor. Mamuşa iki lokma yaş mama koydum önüne. Tel kapıyı kapatıyorum ya, o kokuyu alıyorlar ya, çıldırıyorlar, oraya gideceklermiş. Çocuk da belki yer diye bir ihtimal yaş mama koyuyorum. Kuruyu zaten yemez, yaşı da hiç yemek istemiyor. Görmüyor da adeta, bana kalsa tek gözü de görmüyor gibi. Ödül mamasının kokusuna bayılıyor ama onu bulamıyor bir türlü. Bir iki gün böyle devam edecek. Üç gün sonra falan normal beslenmeye, kilo almaya başlayacak. Normal şartlarda herhangi bir sorun çıkmazsa. Şansa bakın bakın ne kadar büyüdü. Açıkçası kaçak sorunlu bir tip.
Şöyle bir sorunlu, kimseyle anlaşamıyor. Herkesle kavga halinde. Ama beni kendini sevdirmek istiyor bana gelip. Lakin öyle bir sevdirmek ki beni de parçalıyor. Vuruyorum kıçını, affedersiniz. Vuruyorum çünkü ne yapmak istediğini anlamıyorum. Zaten canım çıkmış. Boylarda takıldı, onunla ilgili bakıldı falan derken. Bu arada işte pelet de gelecek. Çocuklar peletin parasını gönderdi. Oğlum da artık katkıda bulunuyor. İlginç bir duygu. Bunu da görecekmişiz. Güzel bir duygu. Darısı başınıza görmeyenler için. Çok küçük ama babasının yanında çalışıyor ve destek olmak istiyor. Çok sağ olsun. Desteğinden çok bu hisse sahibi olması çok önemli bir şey benim için. Çünkü vermeyi bilmek çok güzel bir şeydir. Ben hayatımda bunu çok denedim. Güzeldir. Çünkü size de Allah verir. Böyle sürekli bir sirkülasyon. Bakın şimdi şansa bakın. Duyuyorsunuz değil mi? Şans nereye gidebilir? Keşke bahçem yeşillik. Bak bak, mama kokusuna çıldırıyor. Ona yedirdim. Özel olarak ona yedirdim. Şimdi şöyle bir durum da var. Benim yani tamamen püre halinde bir yaş memeye ihtiyacım var. O da yok elimde. Bir paket sadece parçacıklı şey, yani şekillendirilmiş mama var. Yaş mama. Ben ona ezip veriyorum. Onu şimdi ilaçla vereceğim. Tutturdu, bunlar onu istiyorlar. Bakın, yoğurt yedim, ağzımdan alacaklar. Yoğurt koydum, gene yanıma gelmişler. Onlara da koyuyorum. Şimdi şansa bak. Bak bak bak. Kapıyı açık bırakıyorum ısınsın diye. Sularını döküyor. Bak bak. Heh, bakın. Ya. Yani hasta kediyle de muhatap olamıyorum. Sürekli bir sirkülasyon. Neyse, boylar da aradan çıktı. Çok fazla benimle bir işi yok gibiydi ama tabii ki orayı topladım. İkramıydı. Bir iki odun kesti usta yine. Ama olsun, baltamı kırdı ama olsun. Birazcık daha odunumuz oldu. Bak, sürekli gitmek istiyor. Yani dedim ki keşke birazcık daha işin olsaydı. Bu odun bitmiş olacaktı. Bayağı azaldı odunumuz. İşin esprisi tabii ki. Yarın da pelet gelecek arkadaşlar. Pazar günü de yükleme oluyormuş nakliye. Pelet de gelecek inşallah. Birkaç tanesi dışarı çıktı. Saldım onları. Şansı salamıyorum. Şans çok uzaklara gidiyor. Ve hiçbir şekilde temizlik gibi bir kavramı yok. Çamurun içine girip çıkıp geliyor. Bu kış bunu evde nasıl idare edeceğimi hiç bilmiyorum. Ben İstanbul'da iki kediyle yaşıyordum arkadaşlar. Böyle kedi çılgınlığını evde üretmiyordum tabii ki. Hani bunu görenler, bir bazı evde kedi biriktiricileri vardır, onlara benzetiyor olabilir. Hayır, bu tamamen bir rastlantı sonucu oluştu. Gecenin bize 4 tane çocuk doğurmasıyla oluşan bir şey. Affedersiniz. Gördüğünüz gibi şansla kuduruyor böyle. Şimdi içeride o kadar çok kedi var ya, kimse yukarıya da gitmiyor. Hepsi benim dibimde. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tiplere bak. Şunların güzelliğine bak. Gitti bu şey yaptı. Ne derler? Mahmuş'u sevdi, kokladı, yaladı. Ondan sonra görsen. Ama şu anda dışarı gitmek istiyor. Sigara gibi vurdu kafasına bunun. Niye çıkmıyorum algılamıyor. Öğrenecek mecburen. Bu arada bilmiyorum, belirttim mi, videolarda çekimler yaptım parça parça ama inanın yoğunluktan kafam da karışık. Şu anda tam şöyle net olarak bilmiyorum anlatıp anlatmadığımı ama ilaçla ilgili bir şey ve fiple ilgili birkaç not vereyim. Eğer hani kedilerle ilgileniyorsanız, bilginiz yoksa, benim bu kadar ayrıntılı fiple ilgili bilgim yoktu. Çünkü fip olunca zaten biz bir hekime ya da bir kliniğe bırakıyoruz. İlacını da veriyoruz. Tedavi süreci orada işliyordu dışarıdakilere. Evde de hiçbir hayvanımda böyle olmamıştı. Allah'a şükür. Görüyorsunuz değil mi? Geziniyor. Karantina vesaire deyince öyle bir şey gerekmiyor dedi. Fip'te aynı tabaktan, aynı yemekten, sudan içmelerinin bir sakıncası yok. Aynı ortamda olabilirler. Sadece gece ayır. Dedi kediyi. Onun nedeni de kaka yapıp diğer onun kakasının diğer kedilerin karıştırıp ağızlarına götürme ihtimalleri. Hani yüksek bir ihtimal değil ama kurcalayıp ağızlarına değer de o mikroba o şekilde alabilirlermiş. Yani
Hasta olan kedinin dışkısı diğer kedilerden birinin ayağına bulaşır, ayağını temizlemek isterse gibi diyelim. Daha mantıklı çünkü kakayı sonuçta hiçbir kedi almaz ağzına. Ama kumu karıştırırken onun hasta kedinin kakasına patisi değer, ayağını temizlemek için tabii ki sabun su kullanmayacak. Doğal olarak onun dilini kullanıyor. Onun için bu riskten dolayı da onun kumu vesairesiyle gece onu ayrı odaya alacağım. Bunun için de mutfağın bu tel kapısını kapatıyorum sadece. Bu süreçte de içeridekiler çıldırıyor onun mamasına. Küçücük bir mama ya. Ya bu da ne zaman yiyebilir diye koymak zorundayım. Tabii burada benim peygamber sabrına ihtiyacım var. O da çok nadir bulunur. Bak nasıl bağırıyor yine. İşte şu şansı böyle dinlememek gibi bir duyguya alışabilsem diyorum ama aklım ona takılıyor. Çok bağırıyor. Telde de tırnaklarını kıtırda kıtır kıtır kıtır. İnanın çelik teli bile neredeyse kıracaklar, yırtacaklar o derece. Evet saat 10 oldu, ben şimdi dinleneceğim. Ustalar 7.30 gibi geldi. 1-2 saat sürdü montajlar vesaire. İçindeki peleti deneme yapıldı. Ben yarın sadece pelet ilave edeceğim. O kendisi otomatik olarak çalışacakmış. Her şey ayarlandı. Pelet bittiğinde otomatik olarak duruyormuş. Ben sıcak suya da sahibim artık o boyları aldığım için. Velhasıl hayatımızda şu ciddi büyük şeylerden kurtuluyoruz gibi. Pelet de gelirse artık mamuşcuğumun iyileşmesiyle birazcık kafamızı dinlemek istiyoruz. Gerçekten hani şöyle nasıl söyleyeyim, gerçekten güçlü olmaktan sıkıldım açıkçası. Nasıl ağlıyor? Duydunuz mu? Bak bak bak. O saatlerce gezecek. Yaz günü gibi. Duramıyor. Yani şu bahçem yemyeşil olsa, yemyeşil ot olsa gezsinler. Yine de salıyorum öbürlerini ama. Yani bu yemyeşil otu olsa ne olur? Bu hemen başka bir yerlere gidiyor. Bulduğu bütün pisliklerin içine gidiyor. Ne yapıyor acaba şimdi burada? Hadi bak az bak ne yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz peri? Tipsiz. İşte böyle arkadaşlar. Bütün güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten kabus gibiydi bugün. Hatta dün kabus gibiydi gerçekten. Mumuş'a çok üzülmüştüm. Ben onu sabahleyin uyandığımda öyle bulacağımı düşündüm. Açıkçası Fip'in özelliklerini biliyorum ama hiç kondurmamıştım. Sanki bana o gözündeki şeyden dolayı tümör falan var gibi gelmişti. Her neyse ki. Yani şimdi Fip de çok aşağı bir şey değildi. Ya İstanbul'da olsanız çok rahat bu tür şeyler ama en azından orada paranıza göre. Burada şimdi bir araç tutsanız gitmeniz gelmeniz, gittiğim yeri bilmem, hangi doktoru seçeceğimi bilmem vesaire çok zordu. O yüzden şu anda çok iyiyiz. Neyse ki günün sonu iyi oldu galiba. Sadece şu şans birazcık sıkılıp artık gidemeyeceğini anlayıp uyumaya karar verirse çok mutlu olacağız. Ondan sonra bugünlük size veda edelim. Bütün güzel dilekleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hanımefendi kaçak, gördüğünüz gibi çok yaramazdır. Tipe bakın. Gözleri de dana gibi gözleri olan bir tekir, gördünüz mü siz bunun gibi? Ondan sonra Nisa da sizin mesajlarınızı okuyup çok hoşuna gidiyor ve sürekli benimle yemek yapma partisi istiyor. Onunla bir gün gene yemek yapacağız çünkü bundan çok keyif almış. Yorumlarınızı okumuş, çok hoşuna gitmiş. Ona doğum günü yapalım dedik. Çok koordineli bir şey olmadı. Seneye dedim söz bende, beraber yaparız benim evde. Umarım ömrümüz olursa. Dur ben konuşuyorum. Olursa seneye inşallah benim evde çok daha güzel yapacağız. Sonuçta burada köyde çocuk yok. Olsa da gelmezler diye düşünüyor. Aslında annelerinden izin gelebilirlerdi ama o bize bile razı geldi. Düşünün yani şehirde hayat ne kadar farklı. Ona da bu duyguyu birazcık yaşattık. O geçen sene de ilk bir denemiş. Böyle bir duygu yaşamış. Gene de şanslı gruptan oluyor tabii ki buraya göre.
Velhasıl Nisa'yı da mutlu ettiniz. Yorumlarınızı geçen de yemekle ilgili yorumlarınızı okumuştum, mutlu olmuştu. Bunu da söyleyeyim dedim. Yarın sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Siz bana sabır dileyin. Şu şansın, ben bu mamayı saklayacağım dolaba şimdi. Şans çünkü çıldırdım. Belki mamayla alakalı mıdır? O odaya girmekle mi alakalı? Bilmiyorum. Ya da kapıyı açacağım, bir şey yapacağım yani. Bu çünkü çıldırdı. Bakın. Nasıl Tosun Paşa değil mi? Güzelliğe bakın. Bu arada FİP ilacını veren İzlem benim siteden arkadaşım. Kendisi hava yollarında kabin amiri. Evli ve çocuğu yok ama kediler onun dünya kadar çocuğu hep yani. Sitede bebek kısımlarla ben ilgilenirdim. Onu da şansı da o haber vermişti bana. Abla senin orada yavru kediler getirdi bir arkadaş. Bir yerde istenmiyormuş. Getirdi dedi. Bakar mısın dedi. Daha önce de aynı o çalılıkların içinde bir küçük bir ev koyduk. Bakıyorduk. Başka kediye de bakmıştım ben. O çalıştığı için her zaman olamıyor. Ondan sonra bebekleri ben her gün kontrol ediyordum. İkinci, üçüncü gün dedim ki İzlem. Şans da vardı aralarında. 6 tane bebek. İzlem dedim ki burada bunlar olmayacak. Bu anne bunları yönetemeyecek. Sen dedim bunu veterineri şeyine götür. Kendileri baksınlar. 2,5 ay falan baktırıyoruz. Ondan sonra dedim salalım bunları. Bu burada olmayacak dedim. Sonrasında işte bir gün gittiğimde 5'e düşmüştü. Bir yavru ölmüştü. 5 tane yavruyu götürdüm İzlem veteriner kliniğine. Orada da bir tanesi ölmüş. Geriye kalmış 4 yavru. Onlar da pamuk pamuktular. Gerçekten çok tatlıydılar. 2 beyaz, 2 sarı. Bir de siyah, pardon. Sarının biri öldü. Bir siyah. Siyahla beyaz dedi. Abla engelli çıktı dedi. Bunlar dedi sorunlular dedi. Diğer ikisi sahiplenildi. Siyah beyaz kaldı dedi. Daha sonra dedi ki siyah da sahiplenildi abla. Beyaz kaldı ne yapacağız dedi. Ben dedim hayatımda bir tane engelli kedi istiyordum. Bir kotam var dedim. Üçüncü olarak. O zaman dedim ben alırım dedim. Çok mutlu olmuştum. Bir gün ona ben. Tabii ki kedi hepimizin aslında. Ona da yapmış olmuyorum. Normal insanlık görevi aslında. O zaman ben onu alarak o çok mutlu olmuştu. Bugün de o beni mutlu etti. Çok sağ olsun. Kesesinde bereket olsun. Yol açık olsun. Yani ki o çok yapıyor bunu. Ben yani gölde bir damla gibi bir şeyim. Keşke herkes yapsa da bazı kişilere çok fazla yük düşmese bu kadar. Ama yapacak hiçbir şey yok. Herkes de aynı duyguya sahip değil. Bu işler zorla olmaz. Velhasıl sözü çok uzattım. Şimdi sizlere iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de biraz dinleneyim gördüğünüz gibi. Saati 10 yaptık. Şimdi dinlenme moduna geçiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Size şöyle mamuşu tekrar göstereyim. Zorla 3 parça mama yedirdim. Tırnak parmaklarımı yedi. Delikler açtı. Kollarımı yaraladı. Çok fena. Hadi bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Her şeyi topladım. Mamayı topladım. Kumu topladım. Şansın dökebileceği her şeyi topladım. Hatta şunu da kaldırdım çünkü içine giriyordu. Allah'ım uzandım bir koku. Sucuk kokusu mu? Sarımsak kokusu mu? Ne kokusu bu? Bunu kırmış ya. Ya Allah'ım temizleyeceğime mi üzüleyim? Güzelim şeyin gittiğine mi üzüleyim? Ya burayı nasıl temizleyeceğim daha? Geçen gün temizledim. Kız yoruldum ya ben. Bu beni mi sanıyor? Allah Allah. Hasbinallah. Ne yapıyorsun sen? Niye giriyorsun buraya?